Güzelliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. İyi akşamlar sevgili seyirciler. İktisadın katkılarıyla ben Ömer Kuzanlı, Sayın Hocam Profesör Doktor Servet Bayındır ile beraber hazırlayıp sunduğumuz Doğal Ekonomi programının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Biz öncelikle programa duyduğunuz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. dogalekonomi@iktisat.org adresini sizin sorularınızı, programla ilgili görüşlerinizi, programın nasıl yürümesini istiyorsanız onunla ilgili görüşlerinizi istiyoruz. Oraya gelen mailleri okuyoruz. Ona göre programımızı ayarlamaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca onlara cevap vermeye çalışıyoruz. O yüzden aklınıza gelen soruları, eksik kalan yönleri, anlayamadığınız yönleri lütfen oradan bizi sorarsanız biz elimizden geldiğince süreç içinde programlarımızın içine bunu ekleyerek veyahut da yeni konularımızı ona göre seçerek ilerlemeye çalışacağız. Ayrıca eğer programımızı beğeniyorsanız, ilgi duyuyorsanız, faydalı görüyorsanız lütfen arkadaşlarınıza, dostlarınızdan, YouTube'dan, Facebook'tan paylaşarak onları da davet ederseniz ne kadar çok kesime ulaşabilirsek bizim için o kadar iyidir. Hiç olmazsa bir parça insanları ekonomi konusunda bilgilendirmiş oluruz. Çok teşekkür ederiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bunu ben niye söyledim? Bir araştırma yapılmış. Şuraya not almıştım. Evet. Kredi kartları merkezinin, bankaların kredi kartları merkezi BKM bir araştırma yapmış. Bu araştırmanın detaylarını sayın seyircilerimiz internetten bulabilirler. Gençlerimizin %80'i ülke ekonomisini takip etmiyormuş. Etmiyormuş. Allah Allah. Ben de diyorum ediyor diye söyleyeceksin. Etmiyormuş. Gençleri biz tatmin edemiyoruz diye korktum ama o tersi. Daha da üzücü bir rakam. Evet. Gençlerimizin 3/4'ü yani %75'i enflasyon kelimesinin ne anlama geldiğini bilmiyormuş. İyi demek ki etkilenmiyorlar gençler. Yani evet. Evet. En doğru yaklaşımı siz yaptınız. Benim hiç aklıma gelmemişti. Oysa tabii ki bir işletme, bir ekonomi mezunu kadar konuları derinlemesine bilmek gerekmiyor. Ama netice itibariyle ekonomi dediğimiz zaman bu ülke ekonomisinden bana ne lan olmuyor. Yani ülke ekonomisi ev ekonomisine veya şahsi bireysel ekonomiye birebir etkileyen bir şey. Biz bu programın ilk bölümünde esas amacımızın halkımızda herkesin en azından bugün ne oluyor? Bugün olan niye oluyor? Gelecekte de bu ne olabilir? Bunun çözümü nedir? Bunu anlatabilmek için aslında bu programa başladık. Çünkü her şeyi direkt etkiliyor. İş yerindeki insanın patronuyla olan ilişkisini etkiliyor. Patronunun diğer sektörlerle, diğer sektör temsilcileriyle arasındaki ilişkileri etkiliyor. Eve geldiğiniz zaman eşiyle ilişkisini etkiliyor, çocuğuyla ilişkisini etkiliyor. Bu kadar uzak kalmamak lazım. O yüzden ben programın başında sayın seyircilerimizden rica ettim. Bizi seyredenler yoğun da ilgi var. Allah razı olsun hepsinden. Ne kadar çok anlatabilirsek. Çünkü biz hani o zaman da söylemiştik rahmetli Güngör Hoca'nın deyimiyle. Yani Ayşe teyze anlasın istiyoruz. Hani anlatamıyorsak da bu derecede onu bize bildirirlerse evet, o seviyeye doğru tekrar çekip anlatmaya evet, çalışırız. Bu sonuçları görünce bu yeni bir anket. Evet. Çok üzüldüm ben. Şimdi siz izleyicilerimize hitaben işte bizim bu programı sosyal medya adreslerinizde paylaşın. Ne kadar fazla insan izlerse memnun oluruz dediğinizde benim aklıma şu geldi. Yani niçin, ne var ki, ne önemi olacak ki böyle bir tavsiyede bulunuyorsunuz, talepte bulunuyorsunuz. Ama devamında siz söylediniz. Gençlerin yaklaşık %80'i enflasyonun ne olduğunu bilmiyor veya ekonomiyle ilgilenmiyor. Tabii ben dedim ki hani etkilenmiyorlardır ama bu istatistik eğer doğruysa ki BKM yaptığına göre bu ciddi bir kuruluş. Yani 3 aşağı 5 yukarı doğrudur diyelim. Bu hiç hayra alamet bir durum değil. Neden değil? Aslında bunun çok farklı farklı durumların bir sonucu, göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. O da şu, maalesef diyorum ben her yani programa başlarken böyle bir olumsuz bir şekilde başlamayı hiç arzu etmezdim ama
Şimdi bizim eğitim sistemimizde, yani gençleri, genç nesillerin eğitiminde kendi ayakları üzerinde durma düşüncesi, fikri, ideali ile maalesef yetiştirmiyoruz. Yani mesela genç işte şarkıcıyı biliyor, o yaşadığı dönemin yerli ve yabancı şarkıcısını biliyor. Yerli ve yabancı futbolcuyu biliyor. İşte o dizilerdeki oyuncuları biliyor, hepsini biliyor. Hatta geçen de şöyle söyleyeyim, Atatürk Havaalanı'ndan metroya bindim, geliyorum Fatih'e doğru. Metroya benim oturduğum yer, koltuklar boştu, yan tarafa 4-5 tane böyle yaşlı hanımlar, teyzeler oturdular. Baktım orada birbirleriyle böyle bir şeyi çekiştiriyorlar, konuşuyorlar. Biraz sesli sesli de konuşuyorlar. Biraz da çok tatlı tatlı böyle konuşuyorlar. Baktım o dizideki, daha doğrusu televizyondaki bir yemek yarışması üzerine adeta bu gençlerin takım kavgaları gibi, pazartesi günleri hani takım kavgaları, sizin futbolcu şöyle yaptı, bizim hakem şunu yaptı, siz şunu transfer etmelisiniz, siz şunu satmalısınız gibi. Baktım bu hanımlar, bak diyor, o var ya diyor, nankörlük etti, işte o yediği çok şöyle iyiydi aslında, görüntüde çok iyiydi ama ona az puan verdi. O da diyor, seninkisi var ya, seninkisi şöyle yaptı. Hatta ben namaza çıkmıştım diyor, namazda diyor, demek kaçırmışım, o şunu yapmış diyor. Vesaire. Şimdi bu kadar meraklı yaşlımız da, gencimiz de aslında hayatımızda hiç bizi ilgilendirmemesi gereken, ilgilendirmeyecek, karnımızı doyurmayacak birçok şeyle çok ilgileniyoruz. Ama işte gençleri asıl önemli olan, ileride kendi hayatlarını asıl ilgilendirecek şeylerle maalesef işte bu ilimle, bu edebiyatla olur, bu mühendislikle olur, bu doğru anlamda siyasetle, politikayla olur ve işte iktisatla olur. Bu anlamda maalesef biraz uzağız. Bu da, bir de şu var, bu az önceki dediğim meselenin bir aslında göstergesi de şu. Gençlerimiz nasıl olsa diyor, büyüdüğüm zaman işte üniversiteyi bitiririm, ya devlette bir memurluk alırım, ya da bir şirkete işte kapağı atarım, oradan maaşlı olarak başlarım. Ondan sonra ömür boyu emekli oluncaya kadar orada efendim maaşımı alır, görevime devam ederim. Ondan sonra bir de erken yaşta emekliler mağduriyeti çıkar bir gün, erken askerlik kısalır, erkenden emekli de olurum. Hep böyle işi, sorumluluğu, riski devlete veya başkalarına atarak rahat bir hayat sürme düşüncesi içerisindeler maalesef, çoğunluk böyle. Bu işte, bu da bunun, yani beni ilgilendirmiyor ki, bana ne? Yani enflasyon ne kadarmış, işsizlik oranı ne kadarmış, Türkiye'nin sanayisinin işte efendim verimliliği, ithalatı, ihracatı oranı ne kadarmış? Beni ilgilendirmiyor, bana ne? Yani ben nasıl olsa yarın bunlar bana kimse sormayacak havasındalar. Ve maalesef işte bunun sonucunda da biz, dikkat ederseniz, hep cari açık veren bir ülkeyiz. Ne demek cari açık? Üretemiyoruz. Kaliteli ürün üretemiyoruz. Kaliteli hizmet, kaliteli bilgi. Yani bu cari açığımız, her alanda cari açık var. Sanayimizde de cari açığımız var. Üniversite, bilim, üretme anlamında da cari açığımız var. Her alanda cari açığımız var. İşte bu biraz bu vurdum duymazlığın bir sonucu. Halbuki yine bir ayet-i kerimeyle ben bu, siz açtınız yani, ben evet. ben bunu girmeyecektim. Ama hocam bugün okudum. Çok üzüldüm yani, bunu açmasaydım rahat edemeyecektim. Şimdi halbuki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu her vesileyle okuyoruz. Nisa suresi 6. ayet-i kerimede وَبْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَاِنَا نَسْتُمْ بِنُّ مُرُشْتًا فَدْفَعُوا اِلَيْهِ مَنْ مَالَهُمْ buyuruyor. Estağfirullah. Yani o yetim çocukları bülüğ çağına erinceye kadar iyice eğiterek, denemeden, sınamadan geçirerek onları imtihan edin. Yani onları deneyin ve bülüğ çağına erip de aynı zamanda da rüştüne erdiğini görünce malını mülkünü teslim edin. Yürü bakayım, sen kendi ayakların üzerinde dur deyin. Yani o şekilde yetiştirin. Şimdi bu genç eğer bilse ki ben yarın 15-16 yaşına geldiğim zaman evimi ben geçindirmek zorunda kalacağım. Kendi kazancımı kendim kazanmak zorunda kalacağım. Ekonomi dediniz siz açılışta. Ekonomi, ekonomi, o ekonomi, o, 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 o,
ekonomiya, yani şeyden ekonomiya, eski Yunanca'dan gelen bir kelime. Bizim Arapça karşılığı tedbirul menzil. Bizim Osmanlıca'ya işte ev yönetimi diye tercüme edilmiş. Yani aslında ekonomi tam karşılığı bir evin, küçük bir ailenin iktisadi anlamda idaresi. Şimdi ekonomiyle ilgilenmeyen bir insan demek ki yarın kendisi bir aile yönetecek, yöneteceği sorumluluğunun farkında olmayan yahut da böyle bir yöneticiliği, ailenin ekonomisini üstlenme riskini üzerine alma cesaretinden, becerisinden, o ufuktan, o bilgiden bir anlamda uzak bir insan gibi oluyor. Ondan dolayı bu bahsettiğiniz istatistiki sonuç inşallah bize ders olur diyelim. Hayır, acaba diyorum ki şimdi aklıma geldi siz söylerken. Acaba bu ayetler okunurken yetimlere yönelik olduğu yönünde bir kanaat mı var yani? Ya ben nasılsa yetim değilim. Bunlar benim öz annem babam diye. Bu yetimlerle ilgili bir ayet deyip geçiyoruz. Aslında burada Allah bize Kur'an'da her şeye bir örnek verdiğini söylüyor. Yani bu da bizim için bir örnek midir? Ben doğru mu algılıyorum? Yani kendi çocuğunuzu da öyle yetiştirin mi demek istiyor acaba? Mesele şu. Yetimin çocuk, yetimin malını ona teslim edeceksiniz. Yani yetim başkasının bir çocuğu, mal da başkasının malı. Sizin bir şekilde emanetinize verilmiş. Bu devlet zorla da size vermiş olabilir. Çünkü eğer kimse yoksa devlet zorla bir kişiyi vasi atar. Der ki bu çocuğa sahip çıkacaksın. Bu mala da diyelim şirketi vardır. Şirketine de siz aynen kayyum ataması gibi şirketlerine imza yetkiniz siz de. Dolayısıyla buna basiretli bir tüccar gibi sahip çıkacaksınız. Dolayısıyla günü geldiği zaman bu çocuk 15-16 yaşına geldiği zaman ben bunun malını teslim edeceğim bilinci içerisindesiniz veya görevi içerisindesiniz. Çocuk da varsayalım 1 yaşında. Diyor ki bu çocuğu yetiştir. Başkasının çocuğu yetiştir. Şimdi siz kendinize yarın malınızı, mülkünüzü kendi çocuğunuza, evladınıza teslim edeceksiniz. Yani başkasının malını başkasının çocuğuna teslim edeceğiniz için almanız gereken bütün tedbirleri, yapmanız gereken bütün ön hazırlığı yapıyorsunuz da yapmayı Allah emrediyor. Sizin kendi malınız ve kendi çocuğunuz için hayda hayda bunu emrediyor. Yani şuna benziyor. Ben bunu şöyle diyorum. Hani derler ki Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime vardır. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْهَارُمَا. Yani annenize babanıza iyi davranın. Onlara öf bile demeyin. Evet. Öf bile demeyin. Sizin anneniz hayatta. Ellerinden öperim. Sağ ol. Sakın annenizi öf bile demeyin. Çünkü anne vefat edince insan daha iyi anlıyor annenin yokluğunu. Allah rahmet eylesin. Bizim annemize rahmet eylesin. Sizin annenize de hayırlı uzun ömürler, sağlıklı uzun ömürler nasip eylesin. Dolayısıyla annenize öf bile demeyin diyen Allah Teala. Annenize vurun der mi? Yani vurma, ya zaten öf demiyorsa onun üstünü zaten. Burada da yabancının çocuğunu iyi eğitin, iyi işte yetiştirin, ekonomik anlamda yetiştirin, malına da güzel sahip çıkın, günü geldiği zaman da malını doğru düzgün teslim edin dediğine göre kendi çocuğunuzu hayda hayda bunu böyle yapın diyordur. Yani buradan mesela ne bileyim eline parayı verip git bakkaldan bir ekmek al. Yani gittiği zaman para üstü almaktan başlayarak oradan yavaş yavaş ilerleyerek yani zaten ekonomide bilinmesi gereken han halkının normal vatandaşın bilmesi gereken yüzlerce veri yok. 10 tane veri ne anlama geldiğini bilip bunun ülkenin ekonomisini arkasından da dolayısıyla sizin kendi ekonomimizi nasıl etkileyeceğini bilmekte fayda var deyip isterseniz bu konuyu kapatalım. Bugünkü konumuz biraz şimdi bir vıdımık denilen varlığa dayalı menkul kıymet. Bunun amiyane tabiri tabii vıdımık. Vıdımık falan. Vıdı. Varlığa dayalı menkul kıymet kısaltması olarak VDMK dendiği için ben de biraz esprili olsun diye vıdımık dedim. Böyle bir ihraç gerçekleşti. Bundan 2 hafta önce. Ne hangi varlıkları neymiş? Varlığa dayalı. Tabii. Yani varlığa dayalı olduğuna göre bunun bir varlığa dayalı olması lazım. Varlık, adından da anladığımız kadarıyla. Bu altın olur, arazi olur, gayrimenkul olur, başka şeyler olur. Herhangi bir varlığa dayalı bir menkul kıymet. Yani teminatı bu. Şimdi benim elimde bu var. Bunun değerine teminat olarak sayıp bunun karşılığında bir
kağıt ihracı gerçekleştirdiğim zaman, borç ihracı gerçekleştirdiğim zaman, tahvil ihracı gerçekleştirdiğim zaman buna dayalı. Kağıda, şey, kaleme dayalı oluyor. Bizimkiler nasıl, ne yapmışlar? Nasıl yani kaleme? Ne, siz anlatın, ben şu anlamadığım yerleri sorayım çünkü. Tamam. Evet. Şimdi tek şeyden ekonomi kitaplarında nasıl geçiyor bu? Varlığa dayalı menkul kıymet alacaklar karşılık gösterilerek, bu illa evet, alacak olması gerekmiyor ama varlık da olabilir, gösterilerek ihraç edilen menkul kıymetlerdir. Bir diğer ifadeyle likit olmayan, yani mesela gayrimenkul, evet, diyelim arazi, çok bina, likit değil yani. Hı. Böyle evet, bugün vereyim yarın parasını evet, kullanayım, evet, olmuyor. Likit olmayan aktif varlıkları menkul kıymet şeklinde satmak. Hı. Bu ne işe yarıyor? Bu yöntem ile nakit akış düzeni sağlanıyor ve alacaklarla olan alacaklılarla olan ilişkileri rahatlatıyor, elinize para geçtiği için. Hı. Aynı zamanda da bu varlıklara dayalı olan riskleri azaltıyor. Çok açık olmadı mı? Ben ne anladığımı anlatayım. Peki. Şimdi mevcut pratikten de gidersek, hani pratikten kastım dünyadaki. Hocam şimdi buyurun, siz böyle seyircilerimiz çok iyi anlasınlar diye hep işte ben anlamadım falan filan diyorsunuz. Bu bazı çevrelerde yanlış anlaşmalara yol açıyor. Ve benim çok canım sıkılıyor. Yani işte bay efendim bir ilahiyatçı nasıl olur da Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Politikalar Kurulu'na atanır? Veyahut da nasıl olur da bir takım alınan kararlarla ilgili bazı fikirlerde beyan olur gibi yazılar gözüküyor. Çok özür dileyerek sizden bunu konuşacağımı söylememiştim. Ben bir kitap göstermek istiyorum. Sayın hocamız faizsiz bankacılıktan anlıyor mu anlamıyor mu? Efendime söyleyeyim. Bizim geçen hafta gündeme getirdiğimiz o tweetiniz vardı. Başlık, katılım bankacılığının ruhuna El Fatiha mı tweet'i. Biz geçen hafta onu konu almıştık. Ona size verilen cevapları, bir de o cevapların içindeki ince detayları konu almıştık. Sayın hocamın İslam hukuku penceresinde faizsiz bankacılık isimli bir kitabı var. Bu kitabın baskı tarihi 2005. 2005 mi? Evet. Evet. Yeni baskısı inşallah bu yazın çıkacak. Allah nasip ederse. Şöyle göstermek istiyorum sayın seyircilerimize. Ha, bunu göstermem şu anda bir şey ifade etmiyor çünkü baskısı yok maalesef. Fakat işte bu benim doktora tezi. Doktora tezi hocamın. Evet. Yaklaşık olarak 300 sayfaya yakın, evet, işte 272 evet, sayfa sürmüş bir doktora tezi. Ve faizsiz bankacılık nasıl ilerlemeli? Evet. Nasıl kurulmalı? Eksiğine, fazlasına. Neler yapılmalı? Evet. Mevcut evet, yürüyüş içinde ne eksikler evet, var, ne gedikler var? Bu sadece Türkiye özelinde değil, dünya özelinde evet, de hazırlanmış, evet, dünya genelinde hazırlanmış evet, pardon, bir kitaptır. Yani hani biz seyircilerimiz her şeyi çok iyi anlasın diye bazen işte Ayşe teyze, Ahmet amca moduna girip soruyorsunuz. Yanlış anlaşılıyor. Ben bu yanlış anlaşmanın önüne geçmek için bu ikinci kitabınızı da bu şekilde evet, tanıtmış oldum. Daha önceki programlarda İnşallah da. İnşallah bir gün de üçüncüsünü tanıtalım. Evet, evet. Bu vadeli işlem sözleşmelerini onu evet, hatırlatalım bir gün. Pardon, şimdi, sözünüzü kestim. Şimdi, buyurun. Şimdi belki siz özele gelirsiniz. Özelde nasıl oldu da bu varlığa dayalı menkul kıymetlerle benim anladığım dünya genelinde kültürel olarak uygulanan şey. Şimdi şöyle düşünelim, bir banka düşünelim. Daha çok bunlar bankalar bu işe başvurdukları için banka üzerinden düşünelim. Bir banka diyelim ki 100 tane konut finanse etmiş. Bu konutları, işte hani konut finansmanları genelde uzun vadelidir. İşte 500 bin liralık Türkiye çapında, bugün İstanbul çapında düşünürsek 500 bin liralık her bir konut 20 yıl vadeyle finanse etmiş. Bu aylık %1,5, %2 diyelim, önemli değil. İşte yıllık %15 faizle. Güncel ismi mortgage şeklinde, mortgage kredisi vermiş. Evet, evet, bu şekilde kredi vermiş, varsayalım. Şimdi ne yapıyor banka? Ha, bir de bankalar varlığa dayalı deyince, bir, konut satmış. İki, aynı şekilde diyelim ki araç finansmanında bulunmuş. Araba vesaire kredi vermiş. Üç, bu tarafta kredi kartından doğan bir takım alacakları, kredileri oluşuyor. Veya başka türlü işletme finansmanı, şu bina finansmanı, bu finansmanı uzun bir geniş yelpazede uzun vadeli olarak dönecek krediler vermiş.
Şimdi ne oluyor? Bankaların gerek Basel standartları dünyadaki üst kuruluşların gerekse Türkiye'deki Merkez Bankası'nın, BDDK'nın vesaire koyduğu standartlara göre bankalar ne kadar kredi veriyorsa, açmışsa o kredinin verildiği alana, sektöre, riske, kredi alanı riskine göre ne yapıyor? Belli bir karşılık ayırmak da zor. Tabii. Dolayısıyla diyelim ki buradan 100 bin lira alacağı varsa bankanın 10 yıl boyunca diyelim toplam 100 bin lira alacağı varsa örneğin bir 10 bin lira da buna karşılık ihtiyaten para ayırmak zorunda. Bir tarafta atıl halde tutmak zorunda. Şeyin mevzuatın gerektirdiği kurallar gereği. Şimdi bu tarafta da mesela şu anki Türkiye'deki durumu dikkate alırsak daha 2-3 yıl öncesinde faizler çok düşüktü. İşte katılım bankalarının murabaha oranları çok düşüktü. Düşünün ki 2 yıl önce bir konutu satmış %0,70 ile satmışsa bugün 1.90, 1.80 faiz. Dolayısıyla onu bekleyecek. Ne yapıyor? Banka hem alacağını uzun süre beklemek zorunda, hem onun yüzünden buraya ayırdığı karşılıklara dokunamıyor, atıl halde duruyor. Ne yapayım diyor. En iyisi aslında hep söylüyorum ya programlarda, bu finansın dili çok bozulmuş bir dil. Tahrif edilmiş, içi boşaltılmış bir dil. Bu satmış olduğu bütün bu şeyleri sanki kendi varlığıymış gibi varsayıyor. Efendim bak 100 tane konut, şu kadar araç, şu kadar kredi kartı, alacağı şu kadar şu. Bunlar bak benim varlıklarım. Bunlardan dönen alacaklarım var. Dönecek, gelecek alacaklarım var. Onları topluyor, tek bir paket haline getiriyor. Ondan sonra onları dilim dilim yapıyor. İşte menkul kıymetleştiriyor. Ondan sonra diyor ki, geliyor diyelim Ömer Bey'e. Ömer Bey'e diyor ki, bak benim buradan 100 bin lira alacağım var. 10 yıl vadeli gelecek, bu akış halinde gelecek. Sen bana buradan örneğin 50 bin lira ver, 70 bin lira ver. Ben o parayı alayım. Bu akışları bundan sonra benim üzerinden sana pas edeyim. Geleni sana pas edeyim. Peki Ömer Bey kim? Pratikte olan da Ömer Bey kim? Bu da daha çok ellerinde fon bulunan, mesela bu fonu yatıracağı yer arayan, genelde de uzun vadeli yatıracak yer arayan fon şirketleri. Kimler? İşte sigorta şirketleri, işte bireysel emeklilik şirketleri, işte işsizlik fonları vesaire. Dolayısıyla şimdi bu dediğimiz örnekle varlığa dayalı menkul kıymet çıkardığı derken millet vatandaş sanıyor ki işte şöyle bir varlığı var bankanın, buna varlığa dayayarak bir şey. O varlık, aslında varlık falan yok. Alacaklarını, benim anladığım kadarıyla alacaklarını, uzun vadeli olan alacaklarını bir anlamda düşük fiyattan başkasına teminat olarak, rehin olarak, kağıt halinde rehin olarak veriyor. Buradan faizle borç alıyor aslında. Yani sen buradan bana 80 lira borç ver, 10 yıl süre içerisinde ben buradan alacağım 100 bin lirayı sana vereceğim diyor. Peki bu kağıtlar ne? Bu kağıtlar da aslında bak ben bunu alacağımın garantisi. Yani hani rehin ver diyoruz ya. Rehin ne yapabilir insan? Rehin evinin tapusunu verebilir. Arsasının tapusunu verebilir. Arabasının ruhsatını verebilir. Veya işte bir çekini, senedini, bankadan devletin hazine bonosu tahvilini verebilir. Rehin olarak verir, para alır. Buradan gelen olan alacak senetlerini bir anlamda rehin olarak veriyor. Sende dursun. Bu alacaklar sana aksın, sen bana hiç olmasa bugünden 80 lira ver, 100 lirayı ben sana vereyim. Dolayısıyla aslında bir varlık alımı, satımı falanı filanı değil. O alacakları teminat göstererek faizli borç alma işlemi, başka bir adı veyahut da senet kırdırma işlemi. Mi? Doğru mu söyledim bilmiyorum. Vallahi hocam zaten artık konuşacak bir şey kalmadı. Hani hoca olmak herhalde böyle bir şey. Ben de böyle hayranlıkla bildiğim bir konu olduğu halde hayranlıkla nasıl anlattığınızı dinledim. Daha açık anlatılamazdı. Bu tabii bir nevi faktoring dediğimiz. Faktoring işlemi. Evet, bir işlem yani. Evet. Hani, özeline, Türkiye'deki özeline girmeden önce bu dünyada bunun örneği var mı? Yoksa biz mi icat ettik bu işi falan filan? Siz ne eleştirip duruyorsunuz demesinler diye bazı şeyler çıkarttım. Var yani bunun dünyada örnekleri. Mesela Amerika'da krizin çıkma, 2008 krizinin çıkma sebeplerinden biri de budur. Krizden kurtulurken
İngilizcesi mortgage backed securities olan, yani mortgage'lı varlıklara dayalı, yine aynı menkul kıymet olarak Fed'in bankalardan kurtarmak, onlara likidite vermek için onlardan aldıkları, yani krizin hem sebebi hem çıkış yöntemi de buydu. Bir sistem. Ama o zaman Amerika'daki şartlarla bugünkü Türkiye'deki şartları birbirle kıyaslamak lazım. Yani onlar bunu kullanarak battıyı peki bir kenara koyduk ama bunu kullanarak da bir nevi bir kurtuldular kısmı da var gibi, tabii ki. Ama enflasyon Amerika'da %2 idi o dönem. Evet. Çok yakın zamana kadar da %0 civarlarındaydı. Yani sıfır faiz, üstüne üstlük devasa bir para genişleme, parasal genişleme yaptılar. Yani mesela 2,5 trilyon dolar, o zaman Fed Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası Fed'in parasal bilanço büyüklüğü vardı. Bugün 4,5 trilyon. Evet. Bütün bunlarla, yani siz bir kurtarma aracını alıp kullanırken onun yanındakileri, onun arkasındakini cımbızla çekip alıp hep kullanamazsınız yani. Bütün şartların, eğer o orayı kurtardıysa, onu da oturup tartışırız, konuşuruz. Orayı kurtardıysa bütün paketi olarak alıp uygulamanız lazım. O zaman Merkez Bankanızın parasal büyüklüğünü, bilanço büyüklüğünü de arttırmanız lazım. Şöyle bir şey var. Siz güzel temas ettiniz. Amerika'yı 2008 krizine getiren sebeplerin başta geleni işte mortgage securities dedikleri şey. Securities, evet. Yani kısacası az önceki, o zaman onu da hatırlayalım. Eğer bankanın, az önceki benim örneğime dönersek, banka konut, araç, kredi kartı, işletme sermayesi, her neyse, eğitim kredisi, şu bu, bütün bu kredileri toplayıp da tek bir paket halinde, efendim daha sonra da bunları menkul kıymetleştirirse, bunlara vıdımık diyor. Varlığa dayalı menkul kıymet diyor. Ama sadece konut kredilerini toplayıp bir paket yapıp onları başkasına kırdırmak istediği zaman da bunlara işte ipotek temelli mortgage backed securities diyor. Evet. Yahut da bizde ITMK deniyor. Evet, ITMK. İpotek temelli menkul kıymet deniyor. Sadece eğer konuta endeksliyse. Şimdi Amerika'da peki bu doğru bir yöntem mi? Şöyle az önceki örneği devam ettirelim. Amerika'da ne oldu? Krize sebep olan ne oldu? Şimdi bankalara bir şekilde birileri para yatıracak ki bankada o parayı kredi versin. Para yatıran kim? Bankaya parayı yatıran kim? Ya işte vatandaş faizli hesaba para yatırıyor ya da az önce dediğimiz gibi büyük fon şirketleri, fonlar parayı yatırıyorlar. Bankada bu aldığı parayla işte konut örneğinden gittiğimiz zaman konut üreten firmalara konut alan vatandaşlara gel sana kredi vereyim, git konut al dediler. Firmalar dedi ki sana kredi vereyim, konut yap, inşa et. Dolayısıyla bir de ucuz fiyattan, yani ucuz faiz oranı çok düşükten kredileri verince o krediyi geriye ödeme imkanı olsun, olmasın, öyle bir getirisi olsun, olmasın, herkes krediyi aldı. Gitti konutu aldı. Hatta böyle olunca şey derler, nefes alan herkes bankadan kredi almış oldu. Nefes alan herkes yani. Yani hayvanlar dahil. Yani böyle olunca, para bol olunca ve ucuz kredi olunca konut fiyatları yükseldi. Evet. İyi, şimdi mesela diyelim ki yıl başında diyelim başladı, varsayalım bu sistem. Yılın ortasına kadar bol bol konut sattı bizim bankamız. Para geliyor bu taraftan. Bu taraftan bol bol işte inşaatlar yapılıyor. Kredi talep edenler var. Bunlara kredi veriyor. İnşaatlar sattı. Varsayalım ki 6. aya geldi. Yani olan şu olan olay. Amerika'da olan. 6. aya geldi. 6. ayda banka bir baktı. Ya işte diyelim az önceki örnek. 100 bin liralık ben 100 bin dolarlık işte kredi vermişim. Aa iyi, ben bunları tekrar kırdırayım da tekrar nakde çevireyim dedi. Döndü bu tarafa, işte o fon yönetim şirketlerine, bireysel emeklilik şirket, sigorta şirketlerine dedi ki benim buradan 100 milyon dolarlık alacağım var. Sen bana 80 milyon ver nakit, bunları sana ben pas edeyim. Buradan 80 milyon aldı, tekrar burayı pompalamaya başladı. Dolayısıyla bu fiyatlar, konut fiyatları, inşaat fiyatları yükselmeye devam etti. Tabii ilk 6 ay böyle geçti, sonra, ikinci 6 ayda. 6 ay sonra tekrar aynısını yaptı. Tekrar bu tarafa döndürdü. Buradan parayı topladı. Tekrar fiyatlar diyelim ki 500 bin liralık ev oldu, 1 sene 2 sene sonra 1 milyon oldu.
1 milyon oldu. Daha sonra buradan gelen para bitti. Buradan gelen para bitince, bankanın bu taraftan para gelmeyince banka faizleri yükseltmeye başladı. Faizleri yükseltince o şey konutun borcunu ödeyecek adamlar borcunu ödeyememeye başladılar. Bir anlamda borç ödenmemeye başlayınca bir iki banka o konutlara el koymaya başladı. Çünkü bu tarafa satmış, teminat olarak vermiş, konutu paraya çevirip buraya teslim etmesi lazım. Böylece konut fiyatları düşmeye başladı ve kriz patlak verdi. Kriz patlak verince ne yaptı Amerika? Dedi ki ha burada bir durum var. Biz göz yumduk bu işe. Onu da söylediler. İşte Fed'iydi, işte diğer FBI'ydi vesaireydi. Yani gerek güvenlik gerek ekonomi bürokratları. Hatta bir takım kişileri ekonominin önemli sorumlularını içeri attılar, hapse attılar. Dediler sorumlusu tamam. Milletin cimriliği, milletin açgözlülüğü, normal şartlarda kredi verilmemesi gereken subprime mortgage kesinlikle, kriz dedikleri kesimlere kredi verildi. Dolayısıyla burada suç bizden de kaynaklanıyor. Yani düzenlemeci takip eden yönetenlerden de kaynaklanıyor. Onun için ne yapalım? Biz bu krizden kurtulmak için Amerika Merkez Bankası parayı bastı. Para bastı, doları bastı. Dedi ki kardeşim bu para bu alacaklarını hani sen şimdiye kadar şeylere satıyordun ya şimdi ben alıyorum dedi. Ben alıyorum dedi ama boğazını sıktı dedi bir daha böyle kredi vermeyeceksin. Ve dolayısıyla hem fiyatlar düştü hem belli bir istikrara kavuştu şey Amerikan piyasası. Ve öbür ayakta sizin anlattığınız bu fonlar vesaireye satış ayağında yatırım bankaları üstünden bunları yapıyorlardı. Hatta yatırım bankalarının yatırım bankacılığı belgelerini ellerinden aldı, geçici olarak aldı. Ellerini aldı. Evet, ve kapattı. Bunları normal banka haline getirdi. Hı. Hatta işte geçen sefer isminde zikretmiştik Lehman Brothers'ta kapattı. Battı gitti. Evet kapattı. Dolayısıyla yani yani vıdımık şeklindeki bir yöntemi orada uyguladılar ama vıdımıkı önceki, az önceki baştan itibaren de vıdımıktı. Yani piyasayla yapılan işlemler de vıdımıktı. Fakat o vıdımık uygulaması batırdı. Amerika'yı batırdı ve yani bunu bizim iddiamız falan filan da bütün dünyadaki finans uzmanları bunu söyledi. Dolayısıyla bilmiyorum ben bizim vıdımık nasıl oldu. İşte tabii şimdi onu o size kadar güzel anlattınız ki yani evet. Buradaki yani burada fon sağlayan size bireysel emeklilik sistemi olsun. Mesela bizimkinden örnek vermek gerekirse işsizlik fonu olsun vesaire vesaire yani artık parası bittiği için buraya gereken desteği sağlamamaya başladı. Bunun yerine Merkez Bankası girdi. Merkez Bankası'nın parası biter mi Amerika'da? Basıp duruyor çünkü maliyet yok ki arkasına altın koymuyor, gümüş koymuyor. Bir anda bilançosunu yaklaşık olarak iki kata çıkarttı. Amerika'da değil, İngiltere'de aynı şekilde bastı. Yaptı. İrlanda'da hani aynı olay basıldı. Avrupa Birliği de şu anda tamamen Avrupa Merkez Bankası da bu işi yapıyor. Evet. Fakat bu en son yapılan Merkez Bankası ECB toplantısından sonra, Avrupa Merkez Bankası toplantısından sonra artık parasal genişlemeye nokta koydular. Amerika noktayı koyduğu gibi artık önümüzdeki dönemde ben piyasadan para alacağım diyor. Şimdi hatta herkesin gözü kulağı faiz artırımı. Evet. Bir onun göstergesi. Herkesin gözü kulağı faiz artırımında ama faiz artırımı kadar bu ikinci açıklamaları var orada. Önemli. Sizin de dediğiniz gibi en son yine dün 0.25 puan faizini arttırdı. Önümüzdeki sene 2019 yılı için biz 3 tane bekliyorduk. Ya da bizim beklememiz önemli değil. Onlar 3 tane yapacağını söylemişti. 3 tane faiz artırımı da 2'ye düşüreceğini söyledi. Bunlar güzel. Hani bizim açımızdan ama yandan da her ay 50 milyon dolar piyasadan çekeceğim dedi. Yani o zaman antiparantez. Dün Amerikan Merkez Bankası'nın Fed'in %25 faiz artırması ne anlama geliyor? 0.25 ne anlama geliyor? Bizi nasıl ilgilendirir Türkiye'deki piyasayı, doları? Şimdi normal şartlar altında tabii ki olumsuz etkiler. Niye olumsuz etkiler? Çünkü yurt dışından kaynak bulmak ihtiyacında olan bir ülkeyiz biz. Evet. Cari açıktan mütevellit. Cari açığı finanse edebilmemiz için bir şekilde yurt dışından borç bulmak zorundayız. Siz borcu dolar bazında aldığınızı varsayıyorum. Amerikan Merkez Bankası'nın dolayısıyla Amerikan bankalarının faizi yukarı gittikçe siz yüksek faizle, A şıkkı siz yüksek faizden borç bulmak durumunda kalıyorsunuz. Bir. B şıkkı bulamıyorsunuz bir de üstüne üstlük. Ama biz Türkiye olarak tabii veyahut da her ülke için, birçok ülke için bu geçerli, borç buluruz da ama hep maliyet yukarı doğru giderek buluruz. Yani bir buna etkendir. Öbür taraftan
İkinci söylediğim konu bana göre daha önemli. Ayda 50 milyon dolar demek, yılda 600 milyon dolar demek. 50 milyon doları nasıl bir daha açar mısınız? Onu neyi kastettiniz? Biz dedi ayda dedi 50 milyon dolar. Hani 2,5 trilyon dolardan 4 trilyonun biraz daha üstüne kadar parasal genişliğinde arttı ve para bastı ya. Evet. Artık bu para bastı, bastığı paraları 1,5 trilyon dolar para 1,5-2 trilyon dolar ekstradan para sürdü. Para sürdü 2008'den piyasaya. Bu bonoları sizin demin bahsettiğiniz bonoları alabilmek için. Artık o size fazladan verdiğim, siz derken hem kendi halkından bahsediyor hem bütün dünya insanlarından bahsediyor. Size fazladan verdiğim dolarları artık geri çekeceğim diyor. Geri nasıl çekiyor? Bir şey azalırsa... Zorla mı alacağım? Hayır, zorla almıyor tabii yani ki. Yani o faizi yükseltmesinin üçüncü şıkkı da sanıyorum bu. Yani ben faizi yükselttim, getirin parayı bana yatırın. Bak daha avantajlı. Bana yatırırsanız daha fazla faiz alırsınız demek suretiyle. Örneğin Türkiye'de paranı tutacağına bana yatır diyor. Tabii. O da alıyor oraya götürünce. Ha, ya da ne oluyor? Ki, bu tarafın rezervi azalıyor. Bak diyor ben diyor 2,5'lan zaten buradan faiz alıyorum. Bu arada faiz üst sınırını da yaklaşık kafalarında 2,75 olarak hesaplamış Fed Merkez Bankası. 2,80 civarlarına geliyor. Yani iki artırım daha yapacağım dediği için. Ben diyor artık diyor oradan diyor 2,25'ten alıyorum. 2,5'da alıyorum. Hatta 2,75'te alacağım. Yani ya bana diyor işte atıyorum 7,5'tan en son sattılar biliyorsunuz. Evet. 7,5 verirsin. Ya da ben gidiyorum. Ya da gidiyorum diye. Doğru. Evet. Dolayısıyla iki türlü iki taraftan da bizim aleyhimize oluyor. Bir taraftan bizim lehimize olan nokta tabii işte 3 faiz arttırma yerine 2 faiz arttırma dedi demek. Ama kötü komşu insanı mal sahibi yaptırırmış. Şöyle bir taraftan da şu pahalı olsun ki yani faizi yüksek olsun. Pahalı olsun ki az önce dediğim gibi bolluğa alışıp da bol bol huvardalık yapmanın bir anlamı yok. Kendi yağınla kavrulan. Nasıl kavrulacağını? Kendi yorganına göre ayağını uzat. Evet. Yoksa Amerikan Fed'in basacağı paraya güvenerek iş yaparsan sonun iyi olmaz diyelim. Bizim Süleymaniye Vakfı'nın dergisinde 3 ayda bir çıkan senelik bir periyodik bir dergisi var. Kitap ve Hikmet dergisi. Fatih Orhun Hocam'ın geçen hafta Doktor Fatih Orhun Hocam'ın bu sayısında ekonomik krizin bir fırsat olup olmayacağı, iyi ki ekonomik kriz oldu mu gibi bir soruya cevap aradığı bir yazısı var. Sayın seyircilerime tavsiye ederim. Tam sizin dediğiniz gibi yani kendinizi toparlamak, yumuşak karnınızı sağlamlaştırmak için bir fırsat olarak görülebilir. Evet. Ama biz bunu fırsat olarak değerlendirebiliyor muyuz? Onun üstünde konuşuyoruz işte yavaş yavaş. Mesela son 3 tane veriden bahsedeyim geçen hafta gelen. Sanayi üretimi verisi açıklandı. Yıllık bazda %5.7 sanayi üretimimiz azalmış. -5.7. Yani geçen ay ihtiyacımız yok. Geçen ay biz 100 liralık sanayi üretimi yapıyoruz. Geçen yıl 100 liralık yapıyorduysak bugün 94.3 liralık üretim yapıyor hale gelmiş. Bu bizim yerli Türkiye'deki sanayi mallarını kullanan işletmeler, vatandaşlar ihtiyacı mı azaldı yoksa yurt dışına satamıyoruz diye mi bu azaldı acaba? Yok, yurt dışına satışlarımız gayet güzel. Ama içeride işler durdu biraz. İçeride işler çok durdu. Evet. Nereden anlıyorsunuz şimdi sen bunu diyecek bana birisi. Ben de diyeceğim ki perakende satış hacmi yıllık bazda %7,5 düşmüş aynı işte, zamanda. Evet. Yani alışveriş olmadığı için üretimde yani sanayi, olmuyor. Yani sanayi dediğimiz nedir? Buzdolabıdır, çamaşır makinesidir, işte normal makinalardır, ekipmanlandır. Yani sanayide üretilen daha çok işin içine teknolojinin falan filan girdiği mamül mallardır. Dolayısıyla ya piyasa canlı olduğu zaman millet bunları alır. Piyasa canlı olmadı mı alamaz. Alamayınca satamayınca üretimi de durdurur. Veya bu taraftan işte kredi alacak, mal, ham madde alacak bunlar pahalı olduğu zaman ister istemez yavaşlıyor işler. Yavaşlarsa bir fabrikanın işleri yani perakende satış azaldıysa o zaman mecburen üretim de azalmak zorunda. Peki üretim azalınca onun üçüncü ayağı ne oluyor? İşsizlik oluyor. Geçen en son açıklanan veri son 9 yılın rekoru %11.4. Aslında bu rakam önümüzdeki açıklanacak olan veri de biraz daha yukarıya gidecek. Çünkü işsizlik dikkatle yukarıya gideceğini düşünüyorum. Daha doğrusu gidecek demeyelim. Çünkü işsizlik yani bir kişi işsiz kaldığı zaman o saniye işsizlik yüzdesinin içine dahil olmuyor. Bir ay sonra dahil oluyor. Yani maalesef. Bu da şöyle belki bir iyimser bir şey olabilir.
Yani bu normal finansal, ekonomik göstergeler sanki biraz çok böyle 2019'u, hatta dünyada bile 2019'u daha tehlikeli gösteriyorlar. O tür işaretler en azından dillendiriliyor. Ama ben Türkiye açısından olaya baktığımız zaman Türkiye'nin bu anlamda sanki, hani o bir V meselesi var ya, sanki artık top yere vurdu ve sıçrama aşamasına geldi gibi görüyorum. İnşallah önümüzdeki aylardan itibaren diyelim, bu gerek işsizlik, gerek sanayi, gerek ithalat, ihracat konularında yavaş yavaş bir dengeleme tabii olur diye düşünüyorum. Dengelenme sürecindeyiz. Evet, evet. Bakanın açıkladığı yeni ekonomi programının birinci amacı şu anda enflasyonu düşürmek. Yani evet, aslında buradaki gelen rakamlar programla şu ana kadar uyumlu gidiyor. Zaten çok güzel hazırlanmış bir program olduğunu düşünüyorum. Bazı rakamlar da aşağı doğru revizyon yapılabilir belki ama önemli değil. Yani ilk olarak koydukları hedef biz enflasyonu düşüreceğiz. Enflasyonu evet, düşürmek evet, için katlanmamız gereken fedakarlıklar var. Bunlardan bir tanesi de işsizlik oranı, bir diğeri büyüme oranı evet, diye söylemişler. Yani Rahmet, onlar Rahmet, çok iyi olacak dedi de şu anda kötü oluyor değil söylemiyorum. Rahmetli Özal'ın kemer sıkma politikası gibi. Evet. Yani bu verileri verdik. Şeye geri dönelim, biraz konu dağıldı. Varlığa dayalı. Neydi varlığa dayalı? Ha, bir Amerika'yı anlattık da biz nasıl yaptık Türkiye'de? Çok küçük bir Avrupa'dan da örnek vereceğim. JP Morgan'ın bir yatırım bankasıdır. Önemli bir yatırım bankasıdır. Evet. JP Morgan'ın verilerine göre Avrupa'da 2017 sonu itibariyle toplam 400 milyar dolar büyüklüğünde varlığa dayalı menkul kıymet varmış. 400 milyar dolar. Şimdi yine ben anlamadım. Ne demek yani? Avrupa'da toplam 400 milyar dolarında varlığa dayalı menkul kıymet varmış. Ne demek? Varlığa dayalı menkul kıymet varmış. Yani demek ki Avrupa'da bir takım finans kuruluşları veya artık her kimse 400 milyar dolara yakın borçla mal, hizmet vesaire satmışlar. 400 milyar dolarlık alacak senetler var ellerinde. Sizin deyiminizi kırdırmışlar. Bunları toplamış başka tarafa, işte fon yönetim şirketlerine demişler ki alın bunları, sizin elinizde dursun. Teminat olarak, rehin olarak, yani ipotek olarak bize biraz borç verin demişler. Evet. Mesela bunlar da ortada dolaşıyor. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Yani demek ki Avrupa'da ve Amerika'da bu var olan bir sistem ve evet, yürüyen bir sistem. Ama borç kırdırma işi ta milattan beri var. Siz insanlık tarihi boyunca var olan bir şey. Abbasi evet, Abbasi döneminden bile bana. Evet. O da işte bunun tabii, Yahudilere tabii. Bana para ver ama işte şunun da vergisi senin miydi? Nasıl öyle bir şey diyor. Çok güzel bir şey. Şey o zaman ondan daha öncesi var. Sahabe döneminde malum Hazreti Ömer döneminde mesela bugünkü İran, Irak bölgesi fethediliyor. Öbür tarafta Mısır fethediliyor. Yani İslam coğrafyası müthiş bir hızla genişliyor. Genişleyince o Müslüman fatihlere, gazilere de fethedilen yerlerden araziler veriyorlar. Hani biz Kıbrıs'ta fethedildiği zaman Kıbrıs'ı 74-75'te orada şeyler, araziler verilmişti bizim işte gazilere diyelim. Şimdi hatta birisi şöyle bir şey anlatmıştı. Karadenizli birisi işte o Kıbrıs'taki verilen araziye yerleşmek üzere gidiyor, gemiye biniyor, gidiyor. Ailesini, çoluğu toplamış gidiyor. Eşyaları, yatağını, yorganını bir tane mezar taşı yanına almış götürüyor. Sormuşlar ki bu ne? Demiş ki orada mezar dikeceğim. Bu babamın mezar taşı. Burada ben babamın yeri diyeceğim. Şimdi böyle de bir durum var. O zaman da işte o araziler fethedilince belli işte gazilere diyelim arazileri ganimet olarak veriyorlar. Bu araziler de birçoğu iyi araziler. Hurma vesaire. O günün güzel ürün veren meyvelerinin, ağaçlarının bulunduğu araziler. Şimdi bu arazi sahipleri artık o araziler biliniyor. Herkes biliyor hangi arazide, işte örneğin bizim Konya Ovası diyoruz, Çukurova diyoruz, işte ne bileyim Ankara, Haymana diyoruz.
belli araziler var. Herkes artık biliyor orada şu ürün elde edilir. Dolayısıyla oradaki arazileri olanlar şey yapıyorlar. O arazilerden gelecek olan mesela hurmaları yahut işte buğdayları önceden daha hasat mevsimi olmadan önce diyelim Eylül'de hasat olacaksa Mayıs ayında oradan diyelim 100 ton hurma gelecekse o 100 ton hurmayı böyle kağıt haline getiriyorlar. Onları piyasada satıyorlar başta. Günü geldiği zaman bu kimin elindeyse o hurmaya gidip belgeyi verip hurmayı alıyor. Diyelim 10 kilo hurmayı temsil ediyorsa veriyor hurmayı alıyor. Bunlara sak deniyor Arapçada. Sukuk deniyor. İşte az önceki dediğimiz ha bunu o zaman mal karşılığı. Mal ama doğacak olan mal, oluşacak olan ürün karşılığı yapıyorlar. Ha kimileri de işte doğacak alacakları için bunları yapıyorlar. Dediğiniz Abbasi halifesi miladi 932'lerde Bağdat'ta o zamanki Abbasi halifesi diyor ki bizim diyor bugünkü işte İran bölgelerinden diyelim ki vergileri ne zaman topluyor o zaman için düşündüğümüz ama Kasım falan ayında topluyorlar. Şey mahsulün tam olgunlaşıp da hasat edildiği mevsimde topluyorlar. Şimdi ama önceden paraya ihtiyacı var bizim halifenin, o yörenin, emirinin. Gidiyor iki tane sarrafa diyor ki bak diyor işte Kasım ayı sonunda bana diyelim oradan 100.000 dinarlık mal gelecek, vergi gelecek. Hasılat toplanınca vergi gelecek. Sen şimdi bana 100.000 dinar ver. Oradan hasılat geldiği zaman ki o 100.000 dinarlık veya sen bana bugün 90.000 dinar ver. O 100.000 dinarlık hasılatı sen al diyor. Yani bir anlamda bunu kağıda çevirmiş oluyor. Ve tabii karşısına senet veriyor. Senet veriyor. 90.000 dinarı alıyor. 100.000 dinarı bu senet karşılığı gidip ürünü alıyor. Dolayısıyla yani diyeceğim şu, bu sadece Avrupa'da, dünkü Amerika'da veya bugün Türkiye'de vıdımık dediğimiz olay da bu insanlık tarihi boyunca ileride gelecek olan bir malın yahut da mevcut bir malın yahut da ileride gelecek olan bir alacağın kağıt haline getirilip önceden nakde çevrilmesi, tabii nakde çevirirken de daha düşük fiyattan nakde çevrilmesi olayı tarih boyunca var. Birkaç tane örnek verdiniz ama bu örneklerin tabii sonuçlarını düşündüğümüz zaman bu örneklerin hiçbirinin sonucu iyi olmamış. Yani Abbasi dönemine İslam tarihi açısından baktığımız zaman işte hiçbir şekilde gelişme sağlayamamanın dışında Emevi döneminde sağlanan gelişmeyi koruma çabaları bile başarılı olamamış. Osmanlı döneminde Osmanlı borç alırken Mısır vergilerini yani bunu geçen sefer de anlatmıştık. Evet. Mısır'dan kasıt Mısır ülkesinin vergilerini teminat olarak göstermiş. Hem Abbasi dönemi İslam coğrafyasının artık küçülmeye başladığı ve en sonunda da Abbasi döneminin sona erdiği, yıkıldığı bir dönem olarak ortada. Hem Osmanlı'nın bu yaptıklarının kısa bir süre sonra kendisine nasıl döndüğü ortada. Ya biz o yüzden tarih tekerrürden ibarettir hikayesi herkesin kafasına yatmayabilir ama işte bundan 1400 yıl önce veya 1200 yıl önce bir şey oluyor ve sonucu bu. İşte bundan 500, 300, 400 yıl önce bir şey oluyor ve sonucu bu ve sonuç aynı. Yani o neden aynı? İsterseniz bence şu vıdımık olayında biraz bakalım. Ondan sonra konuyla ilgili bir ayet var. Ben o ayeti ondan sonra bir okuyayım. Çünkü tamam, Allah'ın sünneti. Daha önce gelir ama Allah'ın işte. Sünneti çünkü. Yani bu hangi insan, hangi ülke, hangi coğrafya, hangi din mensubu, hangi ırk mensubu yaparsa yapsın sonuç aynı çıkar. Allah kuralını koymuş. Siz demin tahriften bahsettiniz. Tahrifi bizim Türkçe'de tahrif kelimesini aslında biz doğru düzgün bilmiyoruz anlamının ne olduğunu. Tahrif içinin boşaltılması. İçinin boşaltılması, anlam kaydırılması yoksa tahrif kelimeyi oradan alıp başka bir kelime koymak değil. Falan filan değil. Yani anlam kaymasına uğratılması. İşte ayetlerde de anlam kaymasına uğratıldığı zaman veyahut da sizin demin dediğiniz gibi bankacılık sektöründe ortaya konan isimlerin de anlam kaymasına veya tahrife uğradığı zaman sonuçları böyle oluyor. Peki, şimdi biz ne yapmışız? Yani tamam anladık bu Amerika öyle yapmış, Avrupa böyle yapmış. Biz demişiz ki 3 tane kamu bankası. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank. Evet. Bir de yanlarında bir özel banka. Evet. Biz demişiz ki Halkbank'a örneğin hepsinin rakamları. Şimdi bizim varlığa dayalı menkul kıymetimizin altyapısı yani nasıl oluşmuş? Yani geçen günlerde medyada çıkan, basında çıkan, konuşulan, özellikle ekonomi çevrelerinde konuşulan vıdımık ihracı meselesi. Evet, onu netleştirmeye çalışıyoruz. Evet.
Bu arada bundan 3 hafta önce bir cumartesi dersinde yine Fıtrat TV'de sayın seyircilerimizin izleyebileceği Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır hocamızla beraber de bu konuyu işledik. Evet. Orada birazcık daha ekonomi biraz daha az, Kur'an'la ilgili evet. ayetler biraz daha ön planda olmak üzere. Onu da sayın seyircilerimiz evet. izleyebilirler. Ama biz burada şimdi birazcık daha ekonomi, evet. çünkü doğal ekonomi bizim programımızın evet, adı. Ekonomi. Onu ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Şimdi demiş ki bu Halk Bankası'nı örnek veriyorum. Sizin demin dediğiniz neydi? İTMK. Evet, İTMK. Demek ki İTKK diyorum. İTKK borçları ertelemek. İtelemek. Evet. İpotek teminatlı menkul kıymet. Evet. Böyle bir havuz oluştur demişler Halk Bankası'na. Yani Halk Bankası müteahhitlere borç vermiş, kredi vermiş ve hatta şeylere, onlardan ev alan vatandaşlara kredi vermiş. Sen ve bunların karşısında ipotek yapmış onları çünkü neticede bir teminat alması yani ipotek, gerekiyor. Kredi verdiği vatandaşın aldığı konutun tapusuna ipotek mühür koymuş. İpoteklidir. Borcu ödeninceye kadar bana aittir. Borcu ödene kadar evet. bana aittir demek. Bunlardan bir havuz oluştur demişler. Örneğin Halk Bankası'na. Senin elindeki bu ipoteğe dayalı menkul, değil mi? İpotek evet, teminatlı menkul kıymet. Unutuyorum onu, aklımı tutamadım bir türlü. Onlardan bir havuz oluştur. Ne kadarlık bir havuz oluştur? 15 milyar liralık bir havuz oluştur. Aynısını dönmüş demiş ki Ziraat Bankası'na, sen de 14 milyarlık bir havuz oluştur. Evet. Dönmüş Vakıf Bank'a demiş ki sen de 13.2 milyar dolarlık bir havuz, milyar TL'lik bir havuz oluştur. Bir özel bankaya da demişler ki 150 milyon TL. Özür dilerim. 8.7 milyar TL'lik bir havuz oluştur. Yani yaklaşık yani, olarak yani bu. Yani dediğin şu, sen 8 milyar TL'lik kredilerini toplayabilirsin. Evet. Bir şu bohçayı bir getir. İpotekli vermiş olduğun, yani almış olduğun ipotek alarak kredi verdiğin. Evet. Kişilerin o borç senetlerini bir getir bakayım. İşte sen 8, sen 14, sen 15, sen demek ki belki de şeyin o bankaların verdiği kredilerin şeyine hacmine göre mi bir oranladılar. Artık her neyse ona göre ve siz getirin hepsini bir bohçanın içine koyalım diyorlar değil mi? Bu çok güzel bir şeye değindiniz. Evet. Yani tamam bu şeyler birbirine çok yakın. Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıf Bank işte 15, 14, 13 civarında bir şeylerle. Fakat bu özel bankaya 8.7 milyar getir demişler. Niye ilginç olduğu şimdi gelecek. Ben de anlamadım sebebini niye öyle olduğunu. Bunlar mesela diyor ki Halk Bankası'na sen oluşturdun mu 15 milyarlık elindeki ipotekli ürünlerden bir havuz. Getir bana bunu. Teminat ver, getir bana diyen kim? Kalkınma Bankası. Götür bunu Kalkınma Bankası'na. Kalkınma Bankası bu işi organize ediyor bir anlamda. Evet. Tepede oluyor. Evet. Bu 15 milyarlık teminatını ben senin alayım. Bunun karşılığında sana 1 milyarlık TL karşılığı varlığa dayalı menkul kıymet vereyim. Niye yani 15 milyar veriyorum ben sana 1 milyar veriyorum. Niye öyle? Bugün ben size gelsem, bankadan kredi alsam. Siz bana gelip mesela normalde değil mi? Normalde %25 fazla isterler. 15 bin liralık arazim var, onu sana vereyim de bana 1000 lira ver. Ona öyle bir şey olur mu? Satmıyorsunuz. Evet, tabii, evet teminat veriyorsunuz. Ama, olsun yani, ama niye o kadar fark istiyor? Abdülaziz Hocam o gün sormuştu. Aptal mı bu bankalar? Tabii ki değil diye de arkasına anlatmıştı. Şimdi oraya da gelip anlatacağız tabii. Mümkün mü yani bankanın aptal olması? Peki Ziraat Bankası'na da aynı 14 milyarlık teminat havuzunu oluşturuyor. Bir zarfa koyuyor, Kalkınma Bankası'na veriyor. Bunun karşılığında aynı şekilde 1 milyarlık varlığa dayalı menkul kıymet alıyor. Para alıyor. Varlığa dayalı menkul kıymet alıyor. İpotekli senetleri Kalkınma Bankası'na veriyor. Kalkınma Bankası da işte bu 14 milyarlık havuzuna karşılık 1 milyarlık varlığa dayalı menkul kıymet veriyor. Tamam. Aynısını Vakıf Bank 13.2 milyarlık koyuyor, birlik alıyor. Özel bankamız da 8.1 milyarlık bir havuzluk koyuyor. Onun karşısına da 150 milyon TL alıyor. Yok, niye o TL alıyor da diğerler varlığa dayalı menkul kıymet? 150 milyon liralık özür dilerim. Demek alıyor. O da varlığa dayalı menkul kıymet alıyor. Evet. Ne oldu? Toplamda aşağı yukarı herhalde 15, 30, 45, 50 küsur
toplam bankaların toplam civarında havuzu 53 milyarlık verdi. Diyelim. Karşılığında da bankalar 3 milyar 150 milyon liralık yuvarlığa dayalı menkul kıymet aldı. Tamam, neye yaradı şimdi bu? Senet bu, verdi, senet aldılar. Evet. Fakat bu varlığa dayalı menkul kıymetlerin para piyasalarında işlem görürken belli bir risk algısı var. BDDK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 21.11.2018 tarihinde bir mektup yazıyor. Ve bu mektupta diyor ki, bir yıl içerisindeki ihraçlarla sınırlı olmak üzere. Yani, bir yıl boyunca geçerli olmak üzere. Bir yıl boyunca geçerli. Yani evet. bu kural yoktu. Hı. Şimdi bir seneliğine var. Ondan sonra yine yeniden olmayacak. Olacak. Yani evet. ondan sonra ne olup olmayacağını bilmiyoruz ama yeniden, yani konulan bu. Yenilemedikçe. Olmayacak şekilde varlığa dayalı menkul kıymetleri sıfır risk kategorisine soktu. Yani normalde %30, benim elimde varlığa dayalı menkul kıymet olsaydı, ben bunu götürüp teminat olarak verip kredi almak istiyorsam o varlığa dayalı menkul kıymetin risk oranına göre teminata evet, sayılıyor. Evet. Yani kimisinde %30, kimisinde %70 risk evet, var deyip ona evet. göre kredi veriyorlar. Fakat evet. bunda bir sene boyunca risk sıfır. Olsun. Normalde bu risk sıfır olayı vallahi sadece ve sadece... Olması bana ne arayacak? Ben şimdi o dediğiniz özel bankayım. Evet. Özel bankayım. 8 milyar mı dedik? 8 milyarlık alacağım vardı. Evet. 8 milyarlık alacağım var. Konut alacağım, konut kredisi alacağım vardı. Bunları topladım, derledim, bir paket yaptım. Yatırdım Kalkınma Bankası'na verdim. Bana verdi 150 milyonluk kağıt verdi, vıdımık verdi. Bana ne yaradı ki? Ne yapacağım ben bunu? Tabii şimdi bunlara dedi. Yine sıfır riski dedi BDDK'da. Sıfır riskti. Tamam, ne yaptılar bunlar? Bunlar kendi portföylerine tutmadılar bu varlığa dayalı menkul kıymetleri. Bunu halka açtılar. Mesela o. Ne yaptılar evet. halka açarken? Tamam. Gayet basit bir şekilde. Demin şey söylemiştim ben. Kaç kat talep geldiğini. Sanki 7 katı mı? 2,5. 2,5 katı. 43, evet, bunu şey yap. 2,43 evet. Bunu talep toplama yöntemiyle halk demeyelim de herkes dahil. Evet. Belki, yani fon şirketleri de var. Dışarıya açtılar. Açtılar. Buna 2,5 katı talep gelmesine rağmen işte 3,150 milyonluk evet. varlığa dayalı menkul kıymeti piyasaya sattılar. Dolayısıyla nakit topladılar. Bunun karşısında nakit topladılar. Şimdi aslında her şey sizin söylediğinize geliyor. Neticede evet, yani evet. bu böyle dolandıra evet, yapılmış bir evet, iş ama evet. yani gayrimenkullerini topladı, para aldı. Yani ben demin siz sordunuz ne aldı Kalkınma Bankası'ndan evet, diye. Aslında evet, evet. varlığa dayalı aldı ama aslında onu halka satacağı için evet. nakit aldı. Ha bunu alanların avantajı nedir? Bir kere her şeyden önce bu bir sene boyunca İhraç olunacak bu varlığa dayalı menkul kıymetleri bir sene boyunca Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası aynı şekilde geri alma şeyi verdi. Sözü, aynen para gibi. Garantisi verdi. Evet para evet. gibi. Yani ya ben bunu aldım ne olacak şimdi kimseye satamayacağım değil. Yarın götürüp bankaya verdiğiniz zaman bunun parasını alabiliyorsunuz. Böyle bir şans verdi. İki, sıfır risk kategorisine soktu bir yıl boyunca. Yani bunu alan insan tabii ki götürüp Merkez Bankası'na verip buradan para alamaz. Bu bankaların yapacağı evet, bir iş. Evet. Ama bunu bankaya götürüp teminat koyup karşılığında kredi evet. almak istiyorsa banka okey. Bankada götürüp onu Merkez Bankası'na koyacak, teminat koyacak. Peki bu ya sonuçta hep her şey sizin söylediğinizde geliyor da aradaki evet. aktörü peki şey bu bu belgeyi vıdımıkı para vererek alan kişinin avantajı ne? Alan kişinin avantajı bir dediğimiz gibi şey sıfır risk olması. Tamam, bunun şey, para da cebindeki para da sıfır riskli. Yani bundan kredi kullanmak istiyorsa istediği gibi kullanabilecek. İkincisi parası var ki onu vermiş yani zaten. 5 yıl vadeli 3 ayda bir sabit kupon ödemeli. Yani ne yapmış oluyor? Aslında vıdımıkı satın aldı da yani faizle borç verdi. Borç verdi canım tabii. Faizle borç verdi. Tabii. Onu da belge olarak aldı. Borç belgesi olarak. Tabii. 5 yıl vadeli bu. 3 ayda bir sabit kupon ödemeli. Demin şey yapıyorduk. 118 farklı yatırımcıdan 2,43 kat talep gelmiş bu halka. Evet. Peki geldik şeye. Bunun faizi de bu arada şöyle bir ben hep düz rakam konuşuyorum ki yani 17 nokta vesaire evet. kimsenin kafası evet. karışmasın diye %18 civarında bir yıllık faizi var bunun. Peki. İyi bir şey aslında. Şöyle yani bir hocanın ağzından iyi, faize iyi bir şey.
Şimdi eğer o banka diyelim ki bu vıdımık vesaire neyse bunu ihraç ederek bu şekilde fon bulan banka %18 ile para bulmuşsa mevcut şartlarda o banka açısından iyi değil mi? Tabii çok iyi. Bir de şimdi evet, peki yatıran neci bunu? Yatıran Hoca Abdülaziz Hoca'nın sorduğu soruyu yatıran için sormak lazım. Niye? niye yatırdın? %25 banka faizi varken evet. Niye gittin? %18'e evet. Yatırdın. Ama tabii bu uzun vadeli, 5 yıl vadeli. Ha, şey doğru, 5 yani. Yıl var. Yarın bugün faize %25 ama yarın yüzde Allah nasip edersin. İnşallah diyelim olacak. Sıfıra düşecek. Dolayısıyla bu 5 yıl boyunca alacak onu. Merkez Bankası'nın haftalık olarak kendi internet sitesinde açıkladığı verileri var. Evet. Bu verilere sayın seyircilerimiz rahatlıkla ulaşabilirler. Evet. En son baktığımız veri de piyasada basılı olan bütün para kağıt artı darphanenin bastığı yuvarlak paralar. Hepsi beraber 160 milyar. Ben yine düz rakam üstünden gidiyorum. Bir saniye. Şimdi bir, yani şu elimizde 1 lira 25 kuruş, 50 kuruş bunları darphane basıyor değil mi? Onları darphane basar. Evet. Kağıt olan paraları Merkez Bankası'nın basma hakkı toplamı var. Bugün topladığımız zaman ne 160 kadar? 160 milyar lira. Ben hep düz evet, gidiyorum yani hocam. Düz olarak yani, var. Evet. Yani üzerindeki hani o seri numaraları var. Evet. Tümünü yani Merkez Bankası'nın hesabında bakıyor. O seri numaraları topladığı zaman kimisi 10'luk, kimisi 5'lik, kimisi 200 liralık, 100 liralık, 50 liralık. Bizim piyasaya sürmüş olduğumuz paranın toplamı işte ortalama 160 milyardır diye belli. Evet. Tamam. İki satır altına bakıyoruz o aynı Merkez Bankası'nın verilerinin. Evet. Haftalık açıklanır bu. İsteyen herkes girip görebiliyor. Bankaların kullandırdığı kredi miktarı 2,5 trilyon lira. Yani sayın seyircilerimiz bunlara bakıp da bana şey demesinler. İşte 2,7 bilmem ne demesinler. Ben düz rakam konuşuyorum. 160'a 2,5. Seyircilerimiz demeden ben bir şey diyeceğim. Ne dediniz? 160 milyar TL var. Evet. Basılmış. Yani 160 tane şu bardaktan var. Evet. Basmış. Bunu üreten 160 tane bardak üretmiş. Ama piyasaya dönüp bakıyorsun. Piyasaya bakıyorsun 2,5 trilyon. Evet. Yani okus pokus birileri nasıl başka yerden mi çoğalttılar bunu? İşte bu malum bankaların hayali para yaratma sistemlerinin. Evet. Kaydı para üretme sistemleri. Sanırım bu en güzel Abdülaziz Bayındır hocamızın ticaret ve faiz kitabında. Ve faiz kitabında evet, harika bir şekilde üretim anlatılıyor sistem. Orada. Evet. Bunu tam da bu nereden, niye aklınıza geldi bu mesele? Şimdi işte şey sorduk ya, bu Abdülaziz hocam sordu ya, bu bankalar aptal mı diye. Tamam, ne alakası var? Şimdi 1 milyar liralık para ortaya konduğu zaman, para oluşturulduğu zaman. Şimdi yani şimdi özel banka örneğinden gidersek 8 milyarlık alacağını, değil mi? 8 milyarlık ortalama. 8 milyarlık alacağını bir anlamda buraya bağladı, verdi. 150 lira para aldı diyelim. Evet. Aslında aldığı mevku kıymet aldı ama onu da sattı. Yani evet, 150 sonuçta lira para 150 aldı. Milyon lira aldı. 8 milyarı verdi. 150 milyon aldı. Allah Allah. Yani kim bunu yapar? Normal şartlarda. Şimdi bundan mı şey avantaj sağlayacak? Şimdi efendim hesap makinemizi açalım. 150 çarpı 16. 2,4 yapıyor bu. Evet. Yani ne demek? 160 milyar lira basılı para varken 2,5 trilyon lira kredi verebiliyor ya bankalar kendi ne para üretmekte o? Kaydı para üretme sistemlerini kullanarak. Onu da ayrıyetten zaten ayrıca anlatacağız yani. Lazım, evet. Bu sistemin nasıl yürüdüğünü. O zaman eline gelen 1 milyar liralık nakit parayla Halk Bankası 16 milyar lira para üretebilir. Kaç para teminat verdi? 15. Kaç para aldı? 1. Aptal mı bu banka? 16 milyar lira para üretiyor. 16 milyar da yüzde kaç? 16 milyar verecek. Yüzde kaçtan verecek? 16 milyar lira kredi mesela, piyasaya da bugün bakarsak herhalde en düşük faiz Sayın Bakan'ın açıklamasına göre %25 civarlarında. Yani 16 yani %25'e milyarı, bulan var evet. Mı ben bilmiyorum ama yani %25. 16 milyarı verse yılda %25 fazlasıyla geri alacak. İşte 20 milyar diyelim geri alacak. Bunu 5 yıl boyunca olduğunu düşünün. 16 milyara 50 milyar. Evet. Demek ki?
Aptal çok değilmişler. Çok akıllılarsa niye bu krizler çıkıyor? Biz niye bu? Bunlar mı keriz? Bu millet mi keriz? Bu kriz niye? Dış güçler. Evet. Peki. Aşağı yukarı varlığa dayalı menkul kıymetin nasıl yürüdüğünü anlatmış olduk mu sizce hocam? Yani anlaşılır aslında, oldu mu? Aslında yoksa anlaşıldı. Süremiz hemen hemen de herhalde dolmak üzere. Süremiz dolmuş bile. Evet. Doldu mu? Yani kısacası aslında varlığa dayalı menkul kıymet şu. Çok kısaca belki şunu söyleyebiliriz. Yani Ömer Kuzanlı, bugün kurbanımız Ömer Kuzanlı Bey oldu. Ömer Kuzanlı Bey'in birilerinden, diyelim 10 kişiden, 10 kişiden ayrı ayrı biner lira olmak üzere 10 bin lira alacağı var. Fakat bu 10 bin lira alacak, kimisi 1 yıl sonra, kimi 2 yıl, kimi 3 yıl, kimi 5 yıl, kimi 10 yıl sonra gelecek. Ama bu tarafta da işte mesela bugün faizler yükseldi, işte başka bir takım iş imkanları çıktı. Ya ah o para benim elimde olsa ben bununla neler yaparım diye de hayal ediyor. Bir de sürekli orası meşgul ediyor. Acaba ödeyen olur mu, ödemeyen olur mu? İşte avukatlık şudur budur. En iyisi gelip diyor ki Servet Bayındır, ya şuradan gelecek olan 10 bin lirayı ben bir kağıt, bir belge haline getireyim, sana ben yazayım, vereyim. Bak benim filandan gelecek olan 10 bin liram sizin olsun, sizindir. Benim sistem üzerinden gelecek ama ben size bunları ödeyeceğim. Siz bana bugün ne olur 7 bin lira verin, ben bu işi kapatayım size. Of balanşit dedi. Bilançomu dışına çıkarayım, size havale edeyim. 7 bin lira ver. Aslında evet. O sizindir demek değil tabii. 7 bin lira ver. Benim teminatım sende dursun. Ben teminatım sizde ben dursun. Ben sana 7 bin lirayı faiziyle ödediğim zaman alacağım. Ödediğim zaman zaten bunlar ya bana gelecek ya size akacak. Tabii. Dolayısıyla bir anlamda ne yapmış oluyorsunuz? Siz bana 7 bin lira borç ver. Ben size geriye işte örneğin 10 bin lira. Hatta buradaki teminat 10 bin liraysa daha çok mesela 8 bin, 7, 9 bin lira falan veya 10 bin lira ben size günü geldiği zaman faizle geri ödeyeceğim. Teminatlarımı yani, da geri alacağım. Evet, zaten teminata bitmiş oluyor o süre içinde. Zaten ödenmemiş bitmiş oluyor. Ödeyemezsem. Dolayısıyla yani varlığa dayalı menkul kıymet işi aslında alacakların faiz karşılığı kırdırılması, senet iskontosu, çek senet iskontosu işlemidir. Çek senet iskontosu da eğer faizli olarak iskonto dediğimize göre faizli olarak yapılıyor. Faizli olduğuna göre de zaten işin içinde faiz var. Peki bu işi yapanlar niçin yapıyorlar? Sonuç itibariyle para kazanmak için yapıyorlar. Allah Teala'da Nisa suresi 29. ayeti kerimede ne buyuruyor? Eğer para kazanmak için bir faaliyet yapıyorsanız bu iş borç alacak ilişkisi üzerine değil. Yani faiz karakteri üzerine dayalı bir işlemde değil. Ticari karakterli bir işlem üzerine olsun. Aksi halde وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ birbirinizi katledersiniz. İşte krizler çıkar, işte anarşi çıkar, işte savaşlar çıkar. Ve bugün dünya üzerindeki krizlerinde, anarşinin de, savaşların da asıl sebebi zaten bu. Küçük, büyük, devletler düzeyinde, şirketler düzeyinde, bankalar düzeyinde bütün bu işlemler bundan kaynaklanıyor diyebiliriz. Ayet şeyini hatırlayamadım. Sure ve ayet numarasını ama kendinizi öldürmeyin. Ayetin devamı mı? Ayetinde çünkü söyleyince kendinizi öldürmeyin. Kendinizi öldürmeyin. Yani tabii biz bunları çok güzel anlatabilmemiz, çok güzel anlayabilmemiz lazım. Allah yardımcımız olsun. Bu arada %25 rakamı sizin söylediğiniz gayet doğru. Bu programda bitiremedik ama gelecek programa devam edeceğiz inşallah. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank %0.98 faizle bu gelen paraları çarpan etkisiyle kullanıp az önce bahsettiğimiz yine konut kredisi olarak veriyor. Yani kendi müşterilerine konut kredisi verecekler. Örneğin A inşaat firması Ziraat Bankası'ndan kredi kullanmış. Ben de Ömer olarak gidiyorum, %0.98'den kredi veriyormuşsunuz. Çok güzel bu diyorum, ben bundan faydalanmak istiyorum. Tamam faydalanabilirsin ama sen A firmasını alacaksın bunu diyor. Peki diyorum, gidip ben A firmasının konutunu bu bankadan kredi kullanarak alıyorum. Bu firma da kendi kredilerini azaltıyor bir kısım. Evet.
Yani parası olarak bir rahatlamaya çıkacak. Yani bunu tüm detaylarıyla gelecek hafta anlatacağız. Ama İnşallah. Tam yarım kalmasın diye şey yaptım. Yani bu arada bunun faizi 1.78, 0.98'ini konut almak isteyen insan karşılayacak. Geri kalan kısmını müteahhit karşılayacak diyorlar. O hesapların da hepsini yaptık. Yani şu anki yaptık. Reklamlarda 1.78 ile gelin kredi verin vesaire deniyor. Ama doğru, bunun sanki vatandaşa yansıması 1.78 ama firma da öbür taraftan bunu 1.98'e tamamlayacak. Dolayısıyla firma bunu tamamlarken nasıl tamamlayacak? Bu konut normalde 400 lira idiyse oraya bankaya ödeyeceği faizi de bana ekleyecek. 450 lira verecek. Yine vatandaşın sırtından çıkacak. Halbuki alternatifi var mı? Evet. Var. Yaptık hesaplarını. Denk geliyor. Evet. Onun dışında başka alternatif var mı? Çok ufak başlık olarak söyleyelim. Sürprizde seyircilerimiz birazcık belki bakarlar. Evet. Gayrimenkul yatırım ortaklığı, evet. Gayrimenkul yatırım fonu ve gayrimenkul sertifikaları. Bunlar inşallah. Nasıl olur, nasıl biter, kim yapar, kim eder hepsini hazır. Gelecek hafta, herhalde 1-2 hafta bu konuyu konuşacağız. Daha konuşacağız ama inşallah. Çok güzel bir şey var. Yani bu yöne doğru da hükümetimizde bir bakış açısı var inşallah. Evet. İkinci 100 günlük programa en az bir girişim sermayesi fonuna kaynak taahhütünde bulunulacak diye bir güzel kondu. Güzel bir haber. Berat Bey'in bakanlık hedeflerinin altında var. Girişim sermayesi fonu nereden çıktı şimdi gayrimenkul anlatırken tamam, demesinler bunlarla alakalıdır. Evet. Bu da reel sektörü kurtarmak için bir formüldür. Var mı bu konuda bir... Ama şimdi vakit kalmadı. Evet. Peki yani bu sizin güzel fikirlerinizden biridir inşallah. İnşallah. Şey olacak bütün detayla da önümüzdeki 2-3 haftamızı önce bu gayrimenkuller arkasından sukuk. Evet. Gayrimenkul alakası olduğu için arkasından da girişim sermayesi ve konkordata ilişkisini birbiriyle ilişkilendireceğiz. Şimdi en son şunu söyleyerek kapatalım müsaade ederseniz. Malum Sayın Cumhurbaşkanı Fırat'ın doğusu ile ilgili bir şey açıkladı. Evet. Daha önceki operasyonumuz tamamıyla Kur'an ayetlerine uygun ve çok güzel yapıldı. Evet. Sonuçları da çok güzel oldu. Evet. Tabii ki isteğimiz böyle bir ikinci operasyonunun olmaması ama madem ki böyle bir mecburiyet var bir ayetle sonlandırmak istiyorum. Ali İmran suresinin 139. ayeti. Gevşemeyin ve üzülmeyin. Eğer inanıp güveniyorsanız en üstün olan sizlersiniz diyor. Yani muhakkak ki zafer inananların olacaktır diyoruz. Allah Mehmetçik. Yardımcısı olsun bir diyoruz. Bir ayet Muhammed suresinde olacak veya Ahkaf suresinde Allah Teala buyuruyor ki sizin dininize, sizin vatanınıza tasallut etmeyen, düşmanlık etmeyenlere karşı iyi davranın. Ama dininize, vatanınıza karşı düşmanlık eden yahut da vatanınıza karşı düşmanlık edenlerle birlikte olan, ona arka çıkanlar olursa onlara da sakın ha, onlarla dost musun olmayın, bir anlamda gerekeni yapın. Dolayısıyla bir ülke, yani ülkemiz, vatanına ihanet eden yahut da vatanına ihanet edenle birlikte olup da ona arka çıkan her kim olursa olsun ona haddini bildirmelidir. Aksi halde Allah muhafaza bir daha gerekeni yapamayabiliriz. Onun için şu anki bahsetmiş olduğunuz gidişat, daha önceki örnekler bakın, daha önceki atılan adımlar nasıl sonuçlar doğurdu. Eğer Allah muhafaza o Afrin olayı, Fırat Kalkanı operasyonu olmasaydı, biz şimdi hiç bugün efendim dünkü Amerika'nın bu çekiliyoruz beyanını değil de orada devleti kurduk ilanını duyacaktık. Onun için şimdi bunun tabii şu var, hani Bedir Savaşı'nda, Bedir Savaşı sonrasında Resulullah'a Allah Teala'nın bir anlamda böyle bir uyarı mahiyetinde bir peygambere düşmanı tam yere sermeden, belini kırmadan öyle ganimet toplamak falan yaraşmaz. Düşmanı haini her kimse tam belini kırmadan yarıda bırakırsan yılan gibi daha sonra gelir seni tekrar ısırır. Onun için gereken son haline, kertesine kadar
yerine getirilmelidir. Sizin bahsettiğiniz gibi biz de inanıyoruz. Allah'a da inanıyoruz. Ordumuza da inanıyoruz. İnşallah Allah muzaffer kılacaktır İnşallah. Diye. İnşallah. İnşallah. Zaten eğer sizin söylediğiniz şartlar gerçekleştiyse, yani dininize veya ülkenize bir harekat, bir kötülük besleyen insanlar varsa ve siz de bunu gereken hazırlıkları yaparak önlemini alıp böyle bir yola girerseniz Allah da yardımcı olacağını taahhüt ediyor. Gençlerin ekonomik konusundaki ilgisizliğinden başlayıp maalesef savaş gibi bir keyifsiz konuyla bitirdik ama bu haftada programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir doğal ekonomi programında tekrar karşınızda olmak dileğiyle hepinize iyi haftalar diliyoruz. Teşekkürler.